Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz Hayatı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an İtalya Brindisi'deyiz. Evet, koronadan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Her yerde olduğu gibi arkadaşlar birçok limanda çıkamıyoruz. Tankerlerde normalde dışarı çıkılmaz. O yüzden maaşları yüksektir ama artık kuru yüklerde aynı duruma geçti. En düşük maaşlar kuru yüklerde. Tanker gibi çalışıyoruz arkadaşlar. Limanlarda çıkış yok. 6 ay, 7 ay neyse kontratınız. 3-5 defa çıkabilirseniz çıkarsınız. Koronadan dolayı sıkıntı olmayan yerlerde ya da geminin kalma zaman problemi olmayan yerlerde. Bazı yerlerde de karayla bağlantısı olmayan yerlere gidiliyor. Bot parası yüksek olduğu için de çıkılmıyor. Şehre uzak olduğu yerde isteseniz de çıkamıyorsunuz. Böyle sıkıntılar var arkadaşlar. Denizcilik hayatı zor, zahmetli, stresli arkadaşlar. O yüzden stres altında çalışamayacak olan arkadaşlar, yoğun iş ortamında çalışamayacak olan arkadaşlar, ne olur deniz hayatına başlamayın. Sizin için bir başlangıç gibi düşüneceğiniz deniz hayatı size çok sıkıntı verebilir. Ama mücadeleci, gayretliyseniz, liman cüzdanınızı yükseltecekseniz, mesleğinizi artıracaksanız, güzel paralar kazanayım diyorsanız, çok uçuk rakamlar değil ama karadan daha fazla para kazanabilirsiniz. Şu anki döviz kuru yüksek olduğu için biraz da maaşlar yüksek, cazip gibi gözüküyor. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Birileri size bir para veriyorsa bunun sizden 10 katını çıkarmadan vermezler. Her güzel gözükenin mutlaka zor yanları var arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey dışarıda gözüktüğü gibi değildir arkadaşlar. Bazı insanlar ticaret yaparken başkalarının ticaretine gözü kalır. Onların su gibi para kazandığını düşünür. Çok kolay para kazandığını düşünür. Fakat gerçekler öyle değildir arkadaşlar. Gerçekler zordur. Mücadele gerektirir. Sabır ve gayret gerektirir arkadaşlar. Liman içinde beraber geziyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Hava alıyoruz. Çoktan beri dışarı çıkmamıştım. Son limanda da dışarı çıkamamıştım. Çıkış vardı. Ben çıkamadıydım. İkinci mühendisimiz bayağı streslenmişti. İlk gün onu çıkardım. Yeğeni vardı. Yeğeniyle beraber gezdiler. Sonraki gün gemi kalkar düşüncesiyle ben de fazla zaman yoktu, yorgundum. İstirahatı tercih ettim. Bu şekilde limanda sizinle gezerken sohbet ettik arkadaşlar. Denize başlamak isteyen arkadaşlar öncelikle makineci mi güverteci mi olmak istediğinize karar verin. Eli anahtar tutanlar bakım tutum, makine dersinde çalışmaktan hoşlanacak olan arkadaşlar makine dersi tercih etsinler. Dışarıda yaz kış hava şartlarından etkilenirim. Ben soğuğa, rüzgara, güneşe, çamura, yağmura gelemem, kara gelemem diyen arkadaşlar gene makine dersinde kapalı yerde. Gürültü var, vibrasyon var, egzoz yağ buharları var. Yazın çok sıcak oluyor ama gene de kapalı yer arkadaşlar. Ben daha önce de söylediğim gibi soğuğa dayanamadığımdan dolayı benim için makineci olmak çok avantajlı oldu arkadaşlar. Makine dersinde yağcı kadrosundan başlarsınız. Usta makine tayfası. Lostroma. Lostroma şu an zorunluluk yok arkadaşlar. Ama büyük gemilerde gene lostroma var. Lostroma neydi? Ustabaşıydı. Evet arkadaşlar. Daha sonra bu arada stajyerler var. Makine stajyerleri. Ondan sonra kaynakçılar, fiterler. Fiterle kaynakçı arasındaki farkı arkadaşlar merak ediyor. Kaynakçı boru kaynağı yapabilen, her türlü malzemeyi sağlam, emniyetli şekilde kaynatan, hava, gaz, ne borusu olsa olsun kaçak, iğne deliği kadar kaçağı olmayan kaynakları yapabilen kişilere kaynakçı. Bu kaynakları bu dediğim gibi yapıp aynı zamanda da torna kullanabilen, torna freze kullanabilen arkadaşlara da fiter deniyor arkadaşlar. O yüzden bazı arkadaşlar fiter maaşları yüksek olduğu için başvurmak istiyorlar. Fiterin ne olduğunu bilmiyorlar. Fiter aynı zamanda dediğim gibi kaynak ve torna bilen arkadaşlardır. Aynı zamanda tecrübeli fiterler sökme, takma, montaj, tamir işlerinden de anlarlar. Ne kadar marifetli, meziyetliyseniz arkadaşlar iş bulma imkanınız tecrübenize göre daha fazladır. Yeni işe başlayan arkadaşlar hemen pat diye işe gireceğim diye düşünmesinler. Ama elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. 200'ün üzerinde firma ve aracı kurum simsar dediğimiz arkadaşlara sizin bilgilerinizi atıyoruz. Hiç kimseden, ne attığımız kişilerden ne sizden bir şey talep etmiyoruz. Allah rızası için yardımcı oluyoruz. Beraber büyük bir aileyiz arkadaşlar. Biz denizci ailesiyiz. Denizci hayatı beraber güzelleşecek arkadaşlar. Sizinle beraber, sizin dualarınızla beraber.
Attığım firmalardan size iş gelirse arkadaşlar komisyon ödemiyorsunuz. Aracı kurumlardan iş gelirse %15 ile %20 arası ilk maaşınızdan ödüyorsunuz. Asla kimseye peşin para ödeme yapmayın arkadaşlar. Peşin para isteyenler genelde dolandırıcıdır arkadaşlar. Sizi zor duruma düşürür. Vaat ettikleri işleri olmaz. Hüsranla kalırsınız. Ya da kimsenin çalışamayacağı çok kötü bir yemeğe gitmişsinizdir. Para da verdiğiniz için bırakamazsınız. Sonra bakarsınız ki maaş da alamıyorsunuz. Kumanya da çok kötü. Ortam kötü. Gangster gibi insanlar var birbirlerine. Kötü gözle bakanlar, bıçaklamak isteyenler, kavga çıkarmak isteyenler. Kültürü olmayan çok berbat insanların yanında da çalışabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem, gittiğiniz gemi içinize sinmediği zaman, başınız belaya girecekse, sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorsanız asla arkadaşlar o gemide devam etmeyin. Ailenizden mutlaka ayrılmışsınızdır, vedalaşmışsınızdır, yurt dışına çıkacağını söylemişsinizdir ailenize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza. Ama o gemi sizin için hüsran olabilir. Gemiyi beğenmediyseniz, insanları, ortamı, huzuru beğenmediyseniz o limanda inin arkadaşlar. Bu da bir tecrübedir. Kaybedecek daha çok şeyiniz olabilir. Sağlığınız, moraliniz, psikolojiniz. Bir ay maaş alamazsınız, ikinci ay beklersiniz. İkinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay derken maaş alamayabilirsiniz. Şu an maaşla ilgili arkadaşlar bazı tedbirler de var. Yurt dışı çalışan firmalarda, limanlarda liman başkanına başvurabiliyorsunuz. Yardım isteyebiliyorsunuz. Uluslararası denizcilerin işletmeciliğini düzenleyen ITF sistemi var arkadaşlar. ITF aracılığıyla da haklarınızı alıp gemiyi gerekse bağlatabiliyorsunuz. Eğer haklıysanız. Haklı değilseniz asla yalan yere böyle şeyler yapmayın. Zarara uğrarsınız ve piyasada adınız çıkar, asla bir daha da çalışamazsınız. Kimsenin gemisine, kimseye asla haksız yere zarar vermeyin. Mutlaka bu sonuçta size dokunacaktır. Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayın arkadaşlar. Doğru olan herkes mutlaka kazanacak. Mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Beraber güzel çalışmalar yapacağız. Gittiğimiz ülkeleri gezeceğiz. Makine dersinde güvertede yapılan işleri göreceğiz. Anlatacağız. Birbirimizle sohbet edeceğiz arkadaşlar. Şu an karada ya da denizde olan arkadaşlar, mesleki olarak yaptıklarını, arkadaşlarımızın da istifade edeceğini düşündükleri kısa videolar atabilirler. Uzun videolar olursa farklı yoldan, Google Drive ya da başka yerden atabiliriz arkadaşlar. Onları beraber konuşuruz. Yurt dışında olduğumuz için paketlerimiz çabuk bitiyor arkadaşlar. Ondan dolayı kısa videolar diyorum. Türkiye'de olduğum zamanlar her türlü videoya gene atabilirsiniz. Ama gene Türkiye'de editörüm var. Ona da atabilirsiniz arkadaşlar. Numarasını veririm. Beğendiğiniz videoları atın arkadaşlar. Kanalımı gördüyseniz anonim bir kanal arkadaşlar. Arkadaşlardan gelen videoları size eğitim ve görsel bilgi olarak sunmak için yolluyoruz arkadaşlar. Kanalımızda hiçbir zaman ön planda çıkmayı, kendimizi göstermeyi gayretinde değiliz. Zaten biz birbirimizi tanıyoruz. Tüm dünyada denizler el ele olacak arkadaşlar. Şu an için seyredilme oranının %17'si yurt dışından arkadaşlar. Telefondan seçemedim ama geçen laptopumdan girdiğimde 70'e yakın ülkeden izleniyoruz. Bu da Türk insanına gurur veriyor arkadaşlar. Yaptığımız çalışmalar şu an çok profesyonelce değil. Çünkü gerekli zamanımız yok. İstirahat saatinden zaman ayırarak yapıyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz videoları önce plan program yapıp sonra defalarca çekip sonra çekim düzeltmeleri yapma şansımız da olmuyor arkadaşlar. Bulduğumuz zaman da anında size istifade etmeniz için bildiğimiz her şeyi paylaşmaya, anında size göstermeye çalışıyoruz. İnternetimiz olduğu müddetçe de size paylaşmaya gayret gösteriyoruz arkadaşlar. Biraz rüzgar da esiyor. Oruçlu olduğum için de dudaklarım biraz kurudu. Bazen dilim sürçüyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı kusura bakmayın. İşe giren arkadaşlar teşekkürlerini söylüyorlar. Gerçekten onlara, yani ben kendim işe girmiş gibi seviniyorum. Mutlu oluyorum.
ailelerine bir gelir sağlayacakları, meslek hayatına başladıkları için tecrübeli olan arkadaşlar bir şekilde iş buluyorlar. Ama gene onlar da daha iyi işler için benden yardım istiyorlar. Arkadaşlar, ben kimseye iş vermiyorum. Sadece sizin rızkınıza vesile olabilsek ne mutlu bize. Allah Teala bize bunu vesile ederse. Her zaman şunu düşünün arkadaşlar. Rızkı veren Allah. Siz Allah'a dua edin. Allah Teala size her şeyin en güzelini, en kıymetlisini nasip eder. İşinde, ailenin de, huzurunda, mutluluğunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz Hayatı devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Mutlaka kanalımıza abone olun arkadaşlar. Gücümüzü arttıralım. Beğendiğiniz videoları beğenme butonuna basarak da bunu gösterelim arkadaşlar. Linkimizi arkadaşlarınıza paylaşın. Bildirimleri mutlaka açalım arkadaşlar. Güçlendikçe, büyüdükçe size daha güzel hizmetler vereceğiz arkadaşlar. Beraber büyük denizler açılacağız arkadaşlar. Büyük ufuklar açılacağız. Kara tecrübemiz de çok fazla arkadaşlar. Kurumsal firmalarda çalışmak için şimdi reklam olmasın diye isimlerini veremiyorum. Karada, denizde işle ilgili sorular olan arkadaşlar, meslek seçmeyle ilgili sorunlar olan arkadaşlar, iş bulma yöntemleriyle ilgili sorunlar olan arkadaşlar, mesleğinde işin içinden çıkamadığı konularla ilgili sorusu olan arkadaşlar, yazdıklarında elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bilgimize yardımcı olmaya çalışırız. Bilmediklerimizi bilen arkadaşlarımız var. Ya onları sizi yönlendiririz ya da biz sorar sizin adınıza bildiririz. Fakat bazen aynı gün çok sayıda sorular ve istekler geliyor arkadaşlar. İş ortamımızda yoğun olduğu zamana denk gelebiliyor. Aynı anda size cevap veremeyebiliriz arkadaşlar. Bunu yanlış anlamayın lütfen. Gemide biz de bir görevde çalışıyoruz, mücadele ediyoruz, gayret gösteriyoruz ailemizin geçimini sağlamak için. Hüseyin Türk Sönmez'de denizci hayatı sizlerle güzel bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Bizimle beraber kalın. Videolarımızı sonuna kadar seyretmeyi unutmayın arkadaşlar. Mutlaka ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla da paylaşın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beraber olun.